Maalesef özellikle elektronik sigara ortaokul, lise yıllarına özellikle batıda çok belirgin artışı var. Maalesef ülkemizde de bence gençler arasında yaygın kullanımı başladı. Sigarayı bıraktırma felsefesiyle ortaya çıkan elektronik sigara zamanla ticari bir pazara dönüştü ve kullanım yaşı da oldukça düştü. Zararlarına ilişkin kesin kanıtlar henüz sunulmasa da en az sigara kadar zararlı olduğu düşünülüyor. Şimdi şöyle, elektronik sigara sigaranın bırakılması için geliştirilen bir yöntem. Fakat maalesef tüketimi çok arttığı için o da aynı zararları gösterecektir. Fakat şu andaki elimizdeki bulgular bilimsel olarak kanıta dayalı, zararını bilmiyoruz. Varsayımlarımız var. Laboratuvar çalışmalarında, hücre kültürlerinde bir takım olumsuz etkileri olduğu biliniyor. Ama esas zararlarını 2050 yılından itibaren görmeye başlayacağız. Yani o da zararlı yani. Kanserlerin ortaya çıkmasında en büyük faktör sigara. Bazı hastalarımız diyor ki işte ben sigaranın en incesini içiyorum, nikotini en düşük, hiç fark etmez yani hepsinde kanser yapıcı etkisi var. Baş boyun kanserlerinin gelişiminin %80'inden sigara sorumlu. Sigara kullanımı kanser tedavilerini büyük ölçüde olumsuz etkiliyor. İçmeye devam ederse özellikle tedaviden sonra çok olumsuz etkileri var. Bir de son yıllarda sigara gibi bir başka faktör var. İnsan papilloma virüsü dediğimiz. Özellikle kadınlarda rahim ağzı kanseri yapıyor ama cinsiyet farkı gözetmeden kadın ve erkekte boğaz kanseri, dil kökü ve bademcik kanseri yapıyor. Bunun tedavisi genelde daha başarılı. Human papilloma virüse bağlı kanserler daha başarılı. Ama bir kişi 20 yıl sigara içtiyse o başarı şansı yine dibe gidiyor.